Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Şimdi tabii ki bir taraftan teknolojik, bir taraftan da yüz yüze olunca bazen sistemler iç içe geçmiş olabiliyor, kusura bakmayın. Normalde kongre kurslarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Fakat katılım konusunda da ben arkadaşlarımızın, tabii daha çok arkadaşımızın istifade etmesi taraftarıyım aslında. Bunları kaydediyoruz. Belki kayıttan tekrar arkadaşlarımızın dinleme şansı olabilir. Konumuz bilimsel çalışmalarda kavramsallaştırma ve özgünlük arkadaşlar. Bu konuyu aslında ben birkaç kere bazı yerlerde tekrar etmiş olabilirim. Neden böyle bir konuya ihtiyacımız var diye baktığımız zaman arkadaşlar gerçekten Türkiye'de çok üniversite var, lisansüstü program var, akademisyen sayısı gittikçe artıyor. Her ilde, neredeyse her ilçede üniversite, meslek yüksek okulu gibi bölümler var. Fakat çalışmalar da var, kongreler var, tezler var. Bu tezlerin geneline baktığımız zaman, bir değerlendirme şansımız olsun diye baktığımız zaman bulgunun daha çok ama bilginin hemen hemen yok olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar şu an sesim geliyor değil mi? Evet hocam geliyor. Sadece ekranı görüyorum. Ara ara bir tepki verin ki hayat devam ediyor diye Biz zannedeyim görüyoruz hocam slaytınızı şu ben. anda. Tamam. Tamam. Ben de sadece slaytı görüyorum, arkadaşları ve konuşmaları göremiyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar bilimsel çalışmalara baktığımız zaman demiştim. Bulgu çok, bilgi yok. Bilimsel çalışmalar çok, teori yok. Mesela Türkiye'de özellikle bizim alan olsun veya diğer sosyal bilimler alanları olsun. Dergilerden ya da yabancı literatürden bizim çalışmalara atıf yapan, işte Türkiye'de geliştirilen bir modele göre falan diye aktarım yapan bir çalışmaya rastladık mı? Pek rastlamıyoruz maalesef. Şu an binlerce tez var. Yok, veri tabanından bakabiliyorsunuz, tez veri tabanından. Tez çok da ama tezin tezi yok maalesef. Yani tez bir iddia demektir. Ondan dolayı bir Frank Dobie'nin bir sözü var. Vasat bir doktora tezi kemiklerin bir mezardan diğerine taşınmasından başka bir şey değildir diyor. Yani Türkiye'deki üretilen tezlere çok uyuyor aslında. Bizim tezlerimiz işte herhangi bir konuyu düşünün. O konuyla ilgili bilgileri derle toparla tekrar bir tez yap. Başka bir arkadaş gelsin o da derlesin toparlasın başka bir tez yapsın falan. Bu İla nihaya sonsuza kadar devam edip giden bir şey oluyor maalesef. Peki bunların bir faydası var mı? Bunlar bilim adına, insanlık adına, bilimsel çalışma, akademik çalışma adına bize fayda sunuyor mu diye baktığımız zaman maalesef rahatlıkla evet ya çok iyi falan diyemiyoruz yani. Türkiye'ye bayağı iyi uyan bir şey bu. Kemiklerin bir mezardan alınıp diğerine nakledilmesi. Ben yine o adam düzgünce bir mezardan başka bir mezara nakletmek bile bir beceridir. Biz nakilleri bile düzgün yapmıyoruz. Bu da bir problem. Yani eğer bir mezara defnedilmiş kemiklerin belli bir dizaynı var. İşte kafatası, kollar, iskelet, bacaklar, ayak filan. Başka bir mezara naklettiğimiz zaman insan mı yoksa başka bir mahluk mu olduğu bile karışabiliyor bazen. Kafa bir tarafta, göz bir tarafta, göz demeyelim de işte kemikler, bacak bir tarafta filan. Bu da bir marifet. Biz bunu bile düzgün yapamıyoruz. Bu özgünlüğün olmamasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Bir problem mi? Evet, ciddi bir problem. Çoğu tez taklit maalesef. O orada yapmış, biz de burada yapalım mantığıyla yapılıyor. Bilimsel çalışmalarımız da öyle. Daha önce hiç duymadığımız, Türkiye'de yapılmayan bir çalışmayı yabancı bir ülkede yakaladığımız zaman işte onun aynısını biz Türkiye'ye uyarlayalım diyoruz. Tabii ki uyarlamak önemli ama onun bir mantığı, bir gerekçesi, bir yenilik tarafı olması lazım. Bizim kültürümüze uyarlamak önemli. Kuru kuru taklit olmaması lazım ama biz kavram taklit etme ve ölçek taklit etme gibi konularda maalesef çok mahiriz.
ve çoğu tezimiz de taklitten öte geçemiyor. Bunları söylerken sanki ben Türkiye'de çok özgün çalışmalar yapmışım da size tavsiye ediyormuş gibi anlaşılmasın arkadaşlar. Genel olarak hepimizin resmi bu. Bunun içerisine kendim de dahilim. Evet, bu bir problem. Hangi düzeyde bilgi üretiyoruz? Bu şekli ben daha önceki verdiğim USAM konferanslarında da kullandım. Çok önemli bir şey aslında bu bilgi hiyerarşisi. En alt düzeyde verinin olduğu, onun üstünde enformasyonun olduğu, daha sonra bilginin olduğu ve hikmetin olduğu bir hiyerarşi var burada. Biz hangi düzeyde bilgi üretiyoruz derseniz, bizim bilgilerin data ve enformasyon düzeyinde olduğunu, marifet ve hikmet boyutuna geçemediğini söyleyebilirim maalesef. Çünkü işte o marifet ve hikmet boyutunda teori üretmek, ondan sonra diğer model ve yaklaşımları ortaya koymak. Çünkü bozuluyor bir taraftan. Şu gelen seslerimiz var ama onları ben kapatamıyorum tabii ki. Evet, mikrofonlarımızı kapatabilir miyiz arkadaşlar? Admin olmadığım için ben kapatamıyorum. Bir anda söyle. Saçını tıraş edeyim. Ben de yapayım. Evet. Evet, İbrahim Halil Hamut arkadaşımızın mikrofonu açık görünüyor. Kapatabilirse memnun oluruz. Burada biz daha çok data ve malumat düzeyinde kalıyoruz. Teori üretemiyoruz. Böyle bütün dünyanın bize atıf yapacağı bir model, bir yaklaşım üretemiyoruz maalesef. İşte bu özgünlüğünün olmadığını gösteriyor. Chomsky, ünlü medya eleştirmeni Chomsky diyor ki arkadaşlar, toplumun genelinin neler döndüğünden haberi yoktur. Hatta haberi olmadığından dahi habersizdir gibi bir tespiti var. Bunu akademisyenlere uyarlayalım. Akademisyenlerimizin çoğu çalıştığı alanda neler olup bittiğinden haberi yoktur. Hatta haberi olmadığından dahi habersizdir desek aslında çok ağır olmaz gibi geliyor. Yani yaptığımız işin derinliğini kavramak gerekiyor. O özgünlüğü ancak öyle yakalayabiliriz. Eğer sırf yapmış olmak için, sırf tez olsun diye, sırf akademik puan alalım diye yaptığımız zaman oralarda sıkıntı oluyor arkadaşlar. Özgünlük ortaya çıkmıyor. Evet, bir akademisyen adayı her zaman okumaya, araştırmaya, hayat konforunu bozmaya, çok çalışıp didinmeye, insanlık için kendini tüketmeye, sürekli sorma ve sorgulamaya da aday olması gerekiyor. Özgünlük ancak böyle yakalanır. Ya da ise akademisyenlik sırf laf olsun diye yapılacak bir meslek değil arkadaşlar. Gerçekten bazı bilim insanlarının çalışma stillerine bakıldığı zaman insan kendinden utanıyor. Mesela işte geçenlerde vefatının 2. yılında hatırladığımız Fuat Sezgin var. 90 yaşında vefat etti. İşte kendisine son yıllarında sorulduğu zaman kaç saat çalışıyorsun diye. 17 saat çalışıyorum günde diyor. Yani ilerlemiş yaşına rağmen. Yani bir akademisyen 17 saati geçtik. Günde 8 saat, 9 saat çalışabilecek bir fedakarlığı aslında yapabilmesi lazım. Ama maalesef biz akademisyenliği daha çok eğitim boyutuyla değerlendiriyoruz. Yani öğrencilere ders anlatma ve başka işimiz yokmuş gibi düşünüyoruz. Halbuki akademisyenlik eğitim öğretim kadar araştırmayı da öne çıkarılması gereken bir meslek. Ancak araştırmalarımızı yapar da oradaki elde ettiğimiz bilgileri belki eğitim öğretimde kullanırsak o zaman anlamlı bir iş yapmış oluruz. Şimdi arkadaşlar akademiye giriş aslında lisansüstü eğitimle başlıyor. Özgünlüğe belki burada fark etmemiz lazım. Bugün gözüme çalan bir yazı vardı. İşte Türkiye'de lisansüstü eğitimler doğru dürüst verilmiyor. Okutulan kitaplar lisanstakilerle aynı diye. Maalesef mantalite bizde lisansüstü eğitimin, lisans eğitimin biraz daha uzmanlaştırılmış hali denip geçilip gidiliyor. Halbuki ise sadece teknik olarak uzmanlaşmış hali değil, biraz daha anlama, yöntem öğrenme, bulguları bilgiye dönüştürme konusunda yüksek lisansın katkı yapması lazım. Doktoranın da kuramsal, kreatif, özgünlük, yeni yaklaşımlar, yeni bilgiler geliştirme noktasında katkı yapması lazım. Doktora bittikten sonra ise herhangi bir akademik kaybı olmadan, yani puan toplama, tezi bitirme, işte ne bileyim yayın yetişsin, atamam gerçekleşsin gibi dışsal bir takım kaygılar olmadan
yeni araştırmalar yapabilme, yorumlama, anlama ve kavramsallaştırma çabalarının ortaya çıkması gerekiyor. Burada yani özellikle öğretim üyesi arkadaşlarımızdan artık yani dışsal kaygılarla değil de içselleştirilmiş bir takım çalışmalarla yeni bir şeyler ortaya koyma peşinde koşmalar gerektiğinin altını çizmemiz lazım. Doktora düzeyinde de yeni bilgiler, yeni yaklaşımlar geliştirebilme yeteneğimizin olması gerekiyor. Şimdi biz maalesef üniversiteyi şöyle görüyoruz. Hayatı üniversiteye hapsetmek. Yani bütün hayatımızı üniversitede öğrendiklerimiz çerçevesinde şekillendirmek ya da işe girmek. Ondan sonra okumak, araştırmakla ilgili bir tarafımızın kalmaması yani. Normalde akademisyenlerin iş ve özel yaşamı gibi bir ayrım olmaması lazım. Akademisyen kendi zihin dünyasına veya hayatının hepsini üniversitenin sınırlarına hapsetmemesi lazım. Akademisyenin zihni bir üniversite olması lazım normalde. Ama biz üniversiteye girerken bile daha çok işte bir iş bulalım mantığıyla girdiğimiz için arkasını getiremiyoruz. Üniversite sadece eğitim ve bilgi yönlü olan kurumlar değildir arkadaşlar. O sadece ayaklardan bir tanesidir. Araştırma çok önemli bir ayağıdır. Ve buradan hikmet yani bilge, üst bilgi, ne diyelim, bilgelik bilgisine ulaşmak. Yani üst bilgiye ulaşmak da üniversite okumanın, özellikle lisansüstü eğitim yapmanın amaçlarından bir tanesi olması lazım. Biraz önce vurguladığım gibi bizde üniversiteler araştırma ve hikmet boyutuyla çok fazla ilgilenmiyorlar. Maalesef daha çok eğitim, öğretim, nelerle uğraşıyoruz, derse giriyoruz. Kavgamız ne, çatışmalarımız ne, ders kavgaları yapıyoruz gibi durumlar bizim daha çok gündemimizi maalesef meşgul etmek durumunda. Evet. Şimdi sorun aralıkları var. Bunlara tek tek girmeyeceğim. Özgünlüğü bozan aslında etik ihlalleri var. Bunların alt detaylarını siz biliyorsunuz zaten ya da öğrenmemiz gerekiyor. İşte bu özgünlüğü engelleyen noktalardan bir tanesi bu arkadaşlar. Etik ihlal yaptığınız zaman zaten yaptığınız işin bir değeri yoktur. Yani amaca ulaşmak için her yol mübah değildir. Makale yazılır, tez yazılır, bilimsel çalışma yapılır ama bunları etik problemler taşımaması gerekiyor. Ülkemizde köprü altı tez ekonomisi bile var arkadaşlar. Normalde 5000 lira veriyorsunuz, birisi tez yazıp size getirip siz de savunup geçip gidebiliyorsunuz. Böyle yazılan tezden, böyle yapılan bir bilimsel çalışmadan bir hayır gelir mi? Kesinlikle gelmez tabii ki. O yüzden iyi bir akademisyen adayı, genç arkadaşlar da var aranızda. Öncelikle iyi bir etik temel atması lazım kendisine ki özgünlük buradan başlasın. Şimdi akademik ilişkiler ağı çok çetrefilli. Bu da özgünlüğü maalesef engelleyen noktalardan bir tanesi. Mesela örnek verecek olursam akademisyenler arası ilişkiler genellikle hep ben bilirim modunda ve herkes diğerini beğenmeyen modda gidiyor. Halbuki bazı çalışmalar diğerlerinin katkısıyla ve eleştirileriyle olgunlaşır arkadaşlar. Bizde böyle bir eleştiri kültürü, böyle bir tartışma kültürü yok maalesef. Eleştiri dediğimiz zaman biz vur deyip vurup öldürmeyi anlıyoruz. Karşımızdaki insanı zor duruma düşürmeyi anlıyoruz maalesef. Halbuki eleştiri iki tarafı da besleyen önemli bir mekanizma. Ve bundan dolayı da özgün çalışmalar ortaya çıkmıyor. Öğrenci-hoca iletişimi, akademisyenin toplumla iletişimi, yine bunlar sorun alanlarından bir tanesi. Bunların hepsini ayrı ayrı belki anlatmak gerekiyor ama bu konuda var. Bir diğer sorun alanı eğitim ve öğretim arkadaşlar. Maalesef üniversitede çalışan arkadaşlarımız var aranızda. İşte ders kavgalarıyla gündeme geliyor. Bakıyorsunuz hocalar o ders senin, bu ders benim. Böyle bir gündemle bir akademisyenin tartışma aşması, bu nedenle çatışma yaşaması ciddi bir problem. Burada ders kavgaları kafamızın tamamen eğitim ve öğretimle çalıştığına da delalet eden bir işaret. Yani kafamız daha çok eğitim öğretimde.
araştırma kısmı ve özgürlük kısmı maalesef gündemimizde yok. Türkiye'deki üniversitelerde o ders senin, bu ders benim kavgasının çok yoğun bir şekilde yaşandığını ve bu düzeyde tartışma yapan insanların da özgürlüğü hiçbir zaman yakalayamayacağını söyleyebiliriz. Derslerin işlenişine baktığımız zaman arkadaşlar statik bilgiler öğretiliyor. Her sene aynı bilgiler tekrar ediliyor. Dersler doğru dürüst yapılmıyor. Derslerin içeriği doğru dürüst doldurulmuyor gibi durumlar var. Yani eğitim, öğretim ağırlıklı gidiyoruz ama eğitim, öğretim tarafı da böyle hakkı verilerek maalesef devam etmiyor. Evet, karikatürümüzü okuyun diye bekledim biraz. Yine eğitim öğretim açısından araştırma görevlerinin derse girmesini ben sürekli vurguluyorum, yanlış olduğunu vurguluyorum ama Türkiye'de böyle bir gelenek oluşmuş maalesef. Karakter aşınması var. Araştırma görevlileri danışman hocaları ile ya da işte yüksek lisans ve doktora öğrencileri danışman hocalarının etkisi altında kalarak onlara kölelik yapmak durumunda kalıyorlar diyelim tırnak içerisinde. Tabii bu bir usta çırak ilişkisi, birbirimizi yetiştirmemiz gerekiyor noktasında doğru. Fakat insanların bu akademik hiyerarşinin katmanları arasında ezilmeleri yanlış arkadaşlar. Yani orada şahsiyeti, kişiliği olduğu unutulmaması gerekiyor. Hiyerarşinin altında olsun, üstünde olsun fark etmez. Burada maalesef akademik hiyerarşi olur olmaz ileride bana problem çıkarır, belki doçentliğimde jüriye çıkar gibi gerekçelerle insanlar akademik hiyerarşi olarak üstlerinde bulunanlara çok fazla itiraz edemiyorlar. Bu itiraz etsinler anlamında değil ama bir kişilik problem olarak karşımıza çıkabiliyor maalesef. Ve ondan sonra da akademik intikam dediğimiz bir durum doğuyor. Yani biz çektik, onlar da çeksin mantığı oluşuyor maalesef. Böylelikle bazen hiyerarşik olarak üste çıkıp hiyerarşinin altındakilere acımasız davrananlara niye böyle davrandın diye sorulduğu zaman biz de böyle gördük, biz de çektik mantığıyla hareket ediyorlar maalesef. Çok yanlış. Burada her düzeydeki arkadaşımızın unvanı ne olursa olsun belli bir kişiliğinin olduğunu unutmayalım. Tabii ki usta çırak ilişkisi kendi içerisinde doğru bir kavram. Ancak bu çanta taşıma, tırnak içerisinde çanta taşımaya dönüşmemesi gerekiyor. Ya da araştırma görevlileri, öğretim üyelerinin istedikleri zaman derse sokabilecekleri bir joker eleman olarak durmaması lazım. Ama Türkiye'de maalesef sorun alan olarak karşımızda duruyor yine. Yüksek lisans ve doktora derslerinin hakkı verilmiyor. Hocalar baştan savma yapıyorlar, işte makale yazdırıyorlar. Kendilerine makale yazdırıyorlar, çeviri yapıyorlar gibi durumlar var. Böyle bir mantaliteyle de arkadaşlar özgünlük yakalanamaz. Yani eğitim ve öğretimin de aslında hakkıyla yapılması lazım ki araştırma kısmına ve diğer hikmet boyutuna bunlar etki edebilsin. Akademik kariyer hırsı çok fazla. Genellikle hepimiz bu konuda kendimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle yeni akademisyen adayı arkadaşlarımız bu konuda düşünmeleri lazım arkadaşlar. Toplumsal statü elde etmek için, unvan elde etmek için, terfi için, güç ve nüfus sahibi olmak için, çok bilmiş görünmek için, ünlü olmak için, başka amaçlara hazırlık olsun diye, mesela siyasete girmek için, para kazanmak için, akademik teşvik puanı yüksek olsun için gibi nedenlerle akademiye girerseniz yine özgünlük yakalanamaz. Bunların hepsi dışsal motivatörler. Özgünlük içsel motivasyon kaynaklarıyla ancak yakalanabilir arkadaşlar. Bundan dolayı ben unvan elde etme peşinde koşuyorsam eğer unvanıma kavuştuğum zaman artık bende akademik arayış biteceği için buradan özgün bir durum ortaya çıkmayacaktır. Bundan dolayı akademisyenler kendi içsel motivatörlerini harekete geçirmeleri gerekiyor. Bir akademisyenin misyonu her zaman hak ve hakikat arayışı, gerçeğin ve doğrunun peşinde olmak olması lazım arkadaşlar. Yani böyle bir arayış üst düzey bir misyon aslında. Yani unvandan, terfiden, makamdan, mevkiden, akademik hiyerarşiden bağımsız bu. Ben sürekli olarak çalıştığım alan hangi alansa orada hak ve hakikat peşinde koşacağım diyebilmeli bir akademisyen.
Düşünmek, okumak, öğrenmek ve öğretmek temel derdi olması lazım. Ve bu süreç sonunda da bilgi ve hikmet sahibi olmayı hedeflemesi lazım. Ve daha sonra da insanlığa faydalı işler yapmak gibi bir derdi olması gerekiyor. Böyle olursa akademisyen, profesör olsa da, dekan olsa da, rektör olsa da hiçbir zaman bu motivasyonunu kaybetmeyecektir arkadaşlar. Dediyse ben işte toplumsal statüm iyi olsun, insanlara hava atayım, profesör olayım, dekan olayım, doçent olayım gibi gerekçeler olursa o zaman bu akademisyenden iyi işler yapmasını beklemek zordur. Yapamaz. Çünkü onun için dışsal motivasyon kaynakları bitmiştir yani. Dışsal motivasyonunu tamamlayan birisi de artık arayışı da bitmiş demektir. Halbuki akademisyenin ölünceye kadar bu arayış içerisinde bulunması lazım. Sorun alanlarından bir tanesi de akademik vehimler. Bir iki iş yapınca ya da unvana kavuşunca kendimizi bir şey zannetme durumu var maalesef. En iyi benim mantığı var. Bütün akademisyenler bu konuda kendisini check etmesi lazım. Hepimizin kendini check etmesi gerekiyor. Veya yüksek lisans öğrencisiyseniz bile diğer yüksek lisans öğrencilerinden kendinizin iyi olduğu vehmine kapılmamanız lazım. Başkaları da iyi olabilir, siz de iyi olabilirsiniz. Siz önceliği hep iyi olma önceliğini veya nitelikli olma önceliğini başkalarına verin. Böylelikle kendinizi daha çok geliştirme ihtiyacı duyarsınız. Bir müddet sonra en iyi benime kendinizi de ikna eder, kendi kendinize telkin ederken en iyi benim derseniz arkadaşlar, belli bir süre sonra ona da kendinizle inanmaya başlarsınız. En iyi olunca artık daha iyi olmak için çalışma gayreti güdemezsiniz. Maalesef akademisyenler hep kendilerini diğerlerinden üstün görüyorlar. Bu da gelişimin önündeki önemli bir engel. Hep eksik görseler sürekli kendilerini geliştirme derdinde olacaklar. Şimdi özgürlüğü yakalamak için arkadaşlar önce iyi bir literatür taraması becerisi elde etmek gerekiyor. Yazma becerisi elde etmek gerekiyor. Kavramsallaştırma becerisi aslında kavramsal düşünmeyle çok bağlantılı. Teknik düşünürseniz, test mantığıyla düşünürseniz kavramsallaştırma becerisi maalesef zayıf olur. Bu noktada eğitim sistemimiz zayıf. Yani Türkiye'deki ilkokuldan başlayarak liseye, üniversiteye kadar verilen eğitim sisteminde kavramsallaştırma becerisi öğretilmiyor. Daha çok teknik bilgi ezberletilip öğretiliyor. Test sorularıyla yetişiyoruz sürekli. Ama bir tanım yap dediğiniz zaman, hadi sen kendin kitaptan bağımsız olarak liderliği ya da yöneticinin ne olduğunu tanımla dediğimiz zaman öğrencilerimiz afallayıp kalıyorlar. İşte bu eğitim sisteminin onlara kazandıramadıklarından kaynaklanıyor. O yüzden bir akademisyenseniz böyle bir eğitim mantığıyla geldiğinizi de fark ederek, bu eksikliği de bilerek arkadaşlar, kendimizi geliştirmek için kendi gayretlerimizle programlar yapmamız lazım. Türkiye'de kavramsal çerçeve çok önemsenmiyor. Mesela kavramsal çerçeve çizme dediğimiz zaman daha çok literatür taraması anlaşılıyor. Literatür tezleri de, yani literatür taraması ile yapılan tezler de araştırma makaleleri kadar maalesef değer bulmuyor. Doğru, şu haliyle bence de değersiz. Çünkü biz kavramsal çerçeve, işte giriş, teorik çerçeve filan denilince literatürde onun bunun yazdıklarını toplayıp yamalı boğça haline getirmeyi anlıyoruz. Kesinlikle kavramsal çerçeve değil arkadaşlar. Anlaşılmıyor. Kendimiz de anlamıyoruz. Nasıl ki aranızda öğretim üyesi arkadaşlarımız var. Öğrencilere bu pandemi döneminde ödev verdik. Sorular sorduk. Çocuklar soruların cevaplarını baştan sona okumadan kaynaklardan kopyala yapıştır yaptılarsa biz de yaptığımız veya uğraştığımız kavramsal bilgileri bu şekilde derliyoruz maalesef. Detaya inmiyoruz. Yani anlamıyoruz. Tam derinlemesine bunun öncesi sonrası nasıl ortaya çıktığı noktalarında eksik kalıyoruz. Önemli olan 3-5 kaynaktan o konuyla ilgili tanım yapıldı mı yapılmadı mı ona bakıp geçip gitmek istiyoruz. Ama bu kavramsal çerçeve değil arkadaşlar. Türk stili literatür çerçevesi diyebiliriz buna. Halbuki istinbat diye bir kavram var. Biz bunu bu Isparta Okulu dergisi diye bir dergi çıkarıyoruz. Orada kullanacağız.
kavramsal çerçeve öyle önemli ki arkadaşlar, normal araştırma makalesinden aslında daha değerli. Zihinsel çıkarımlar yapacaksınız çünkü. Bir kavramla ilgili A kişisi, B kişisi, C kişisi ne demiş, ne dememiş, onların hepsini öğrendikten sonra kendiniz zihinsel bir çıkarım yapabiliyorsanız iyi kavramsal çerçeveyi yakalamışsınız demektir. Ama o bunu aktarmış, bu şunu aktarmış, bitti tamam, literatür taraması bu kadar diyorsanız evet, bu Türk tipi literatür taraması olur. Maalesef bir değer ifade etmez. Detaya inilmiyor dedik. İkincil, üçüncül, dördüncül kaynaklar. Maalesef orijinal kaynaklara ulaşma noktasında eksikliklerimiz var. Yani çalıştığımız konunun en orijinaline, ilk bu konuyla ilgili çalışanların makalelerine ulaşmamız lazım. Aktaranlar maalesef ilk kaynaktan aktarmış gibi görünseler bile, aktarandan aktardıkları için, aktardıkça da anlam kaybolduğu için bazen siz herhangi birisinin aktarımını orijinaline ulaşınca göremiyorsunuz. Yani kulaktan kulağa oynanan bilginin, kelimenin dönüştüğü gibi aktardıkça anlam kayboluyor. Orijinaline bir bakıyorsunuz, orada başka bir şey yazıyor ama size aktarılan başka bir şey. Bu yüzden özgünlük için arkadaşlar mutlaka kavramsal çerçeve incelenirken işin en orijinaline gitmeyi önemsememiz gerekiyor. Kavramsallaştırmalarda maalesef araştırmacı topa girmiyor. Bu çok önemli bir sorun bence. Yüksek lisans düzeyinde olsun, doktora düzeyinde olsun, herhangi bir makale yazan arkadaşımız olsun, kendisine dair, kendi cümleleriyle yazdıklarına dair maalesef bir şey bulamıyoruz. İşte bu olmayınca özgünlük olur mu? Düşünün, başka insanların yaptığı kavramları kullanıyorsun, kumaşları kullanıyorsun diyelim. Kendin herhangi bir kumaş dokumamışsın, onlarla da bir elbise dikmişsin ama özgün olur mu bu? Normalde başkalarının malzemeleriyle bu işi kotarmaya çalışmışız. Mutlaka arkadaşlar, yüksek lisans düzeyinde de olsanız, bazen danışman hocalarımız burada yanlış yapıyorlar. Genç arkadaşların heveslerini kırıyorlar. Daha sen kimsin ki böyle bir tanım yapacaksın filan diyorlar. Bu heves kırıldığı zaman ben kimim ki? Profesör oluyorum, hala ben kimim ki? Hep başkaları yapması lazım. Yapacaksa Amerikalılar yapar, Japonlar yapar. Biz yapamayız da dönüşüyor. Bu aşağılık kompleksini bir kere kenara atmamız gerekiyor. Gerekirse literatürde yakaladığınız boşluğu kendiniz doldurabilmek için çalışmanız lazım. A tanımı, B tanımı, C tanımını verdikten sonra siz yeni bir tanım yapabilme cesareti göstermeniz gerekiyor. Eğer gösteremezseniz özgünlük olmaz arkadaşlar. Hele doktora tezlerinde daha çok araştırmacı kendi bilgileriyle, yorumlarıyla işi doldurması lazım. Web kaynaklı bilgiler daha çok oluyor. İşte Wikipedia bilgileri olsun ya da internetten derlenen, toparlanan bilgiler maalesef. Kaynak gösterim biçiminde problemler var. İmla hataları çok ve iyi bir literatür taraması yapılmıyor maalesef. Bu da özgünlüğün önündeki engellerden bir tanesi arkadaşlar. Şurada kaynak taraması nasıl yapılır? Ben şu an tanıdıklarım üzerinden giderek sınıfa, listeye baktığım zaman arkadaşlarımızın yarısını tanıyorum herhalde. Onların bu derse ihtiyaçları yok ama anahtar kelimelerden hareket ederek başlamamız gerekiyor. Eş anlamlı kelimeler bulmamız lazım. Eğer iş tatminiyle ilgili bir çalışma yapacaksanız iş doyumunu da araştırmanız lazım. Çalışan tatmini demeniz gerekiyor. Çalışan memnuniyeti demeniz lazım. Personel tatmini, iş motivasyon, çalışan motivasyonu gibi ve bunların İngilizce karşılıklarını bilecek bir derinliğe sahip olmak gerekiyor. Bazen eş anlamlı kelime ile arama yapılmadığı zaman işte ben bununla ilgili tarama yaptım, o hiçbir çalışma bulamadığıma dönebiliyor. Belki iş tatmini çok kullanılmıyor, iş doyumu kullanılıyor ama iş doyumunu taratmayınca onunla ilgili makale çıkmamış gibi düşünülüyor. O yüzden biraz bu konuyla ilgili iyi bir profesyonel bilgi taraması yapmanız gerekiyor. Ben ilk taramaya ön teşhis, detaylı taramaya tam teşhis diyorum. Hedefimiz kaynağın en orijinaline ulaşmak olması gerekiyor.
aktaranların böylelikle hatalarını biz tekrar aktarmaya devam etmeyiz. Kemik aktarımını hatırlayın. İşte o aktarıyor, siz oradan öbür tarafa aktarıyorsunuz. Birkaç mezar sonra artık karşımızda doğru dürüst bir şey kalmıyor arkadaşlar. Burada taramaya başlamadan önce belki uzman görüşü almanın önemli bir şeyi var, faydası var. Bu konuyla ilgili daha önce çalışmış olan insanlara giderek işte ben böyle bir çalışma yapacağım, işe nereden başlamam lazım noktasında belki fikir almak lazım arkadaşlar. Google Akademik başlangıç için iyi olabilir. Kütüphaneler, YÖK, Ulusal Tez Merkezi, veri tabanları, hatta kaynakların kaynakçası gibi bir sürü yöntemle iyi bir tarama yapmamız gerekiyor. Taramaları arşivlememiz lazım. Maalesef daha sonra kullanacağımız şeyleri kaybediyoruz. Ya ben bu kaynağı nereden aldıydım, nereye yazdıydım noktasında da eksikliklerimiz var. Bunlar bile profesyonel bazı programlar var. Onlardan faydalanabilirsiniz. Kategorize edebilirsiniz. Yani en önemliler, mutlaka okunacaklar, işte faydalı olacaklar ve göz atılacaklar şeklinde bir tarama olabilir. Yani üçlü bir sınıflama olabilir. Kitaplarda üretilen makaleler bilgilerin daha değerli olduğunu, daha sonra makale geldiğini, tez, bildiri, rapor bu şekilde devam ettiğini unutmayalım. Yani çok bildirilerden, raporlardan ya da internet kaynaklarından derleyerek bir bilgi oluşturmaya çalışıyorsak aslında iyi bir yöntem yakalayamamışız demektir. Bu yüzden mümkün mertebe işe kitaplardan başlamamız lazım. Hep alıntı konusu yamalı boşa demiştim biraz önce arkadaşlar. Rahmetli Hüsamettin Arslan Hoca vardı, kendisi sosyolog. Akademik olsun ya da olmasın, eğer bir yazıda yazarın kendisini bulamıyorsanız o yazı okunmaya değer bir yazı değildir diyor. Tez için de geçerli bu. Eğer tezde, tez yani adı üstünde benim tezim yani. Ama benim tezimde hep başkalarının fikirleri var. Benim fikrim yok maalesef. Özgünlük ortaya çıkar mı? Kesinlikle çıkmaz. Yani sizin teziniz ne demek? Benim bir iddiam var demek arkadaşlar. Biraz önce tez çok ama tez yok demiştim hatırlarsanız. Yani o zaman tez çok, o tezin içerisinde sizin bir teziniz olması lazım. Yazmak çok zor arkadaşlar. Mesela bir sayfa bir yazı yazın bir şeye bakmadan ya da bir konuyu değerlendirin filan dediğimiz zaman oralarda zorlanıyoruz. İşte yazma becerisi çok önemli bir beceri arkadaşlar. Yazma becerisi kazanmamız lazım. Bir makale yazacaksınız mesela. İşte işe nereden başlayayım? Önce bir plan yapın mesela. İşte giriş deyin, kavramsal çerçeve çizelim. Yönteminden bahsedelim, bulgulardan bahsedelim. Daha sonra tartışma ve sonuç. Burada araştırmacının rolünü unutmayalım. Araştırmacı kendisini kesinlikle iyi bir şekilde hissettirmesi lazım. Araştırmacı farklı bilgileri dokuması lazım, harmanlaması lazım, yorumlaması lazım ve kritik etmesi lazım. Sadece aktarmakla, Türkiye'deki doktora tezleri de dahil arkadaşlar, sadece aktarmakla bitiriyoruz işi maalesef. Bize ait bir şey bulamıyoruz maalesef. Evet, uzman körlüğü var. Bazen bir alana saplanıp kalıyoruz. Bu saplantıdan dolayı alanımızın dışında neler olup bittiğinden haberimiz olmuyor. Merkezin gücü var. Merkez karşısında aşağılık kompleksine giriyoruz. Merkezin gücü dediğim arkadaşlar, işte bilgi merkezleri nereler? İşte Harvard Üniversitesi, MIT, Oxford Üniversitesi, Kuzey Avrupa, Kuzey Amerika. Oralarda üretilen bilgiler maalesef daha değerli bilgiymiş gibi, bizim üreteceklerimizin de hiçbir kıymeti harbiyesi yokmuş gibi davranıyoruz. Bu aşağılık kompleksini de bir yerden sonra atmak gerekiyor. Tabii ki onların bilgilerini takip edeceğiz, onların yaptığı çalışmaları da izleyeceğiz ama onlar yapar, biz yapamayız aşağılık kompleksinden kesinlikle kurtulmamız gerekiyor. Onlar yaparsa biz daha iyisini yapacak bilgi, tecrübe, cesarete sahip olmamız gerekiyor. Burada metalaşma, piyasalaşma gibi bir şey var. Bunu özellikle biraz açarak açıklamak istiyorum. Genellikle so what diye bir şey var. Yani hocaların dilinde biliyorsunuz. Ne oldu yani so what? Burada işte bunu bir yönetici okusa ne işine yarayacak, Sağlık Bakanı okusa ne işine yarayacak gibi soru soruluyor.
Bu soru bence yanlış bir soru. Bilim arkadaşlar Sağlık Bakanı'nın okuması için yapılmıyor ya da işte bir yönetici okusun hastanesini kurtarsın diye yapılmıyor. Tabii ki üretilen bilgiden sektördeki, piyasadaki politik karar vericiler kim varsa hepsinin yararlanması lazım. Ama bilim daha çok araştırmacının kendi merakını gidermesi için olursa anlam kazanır. Biz piyasanın işine gelecek bilgi ürettiğimiz zaman onların beklentilerine uygun davranmak zorunda hissederiz kendimizi. Bu da bizi metalaşma ve piyasalaşma dediğimiz, ticarileşme dediğimiz bir tehlikeyi beraberinde getirir. Belki bilim kendi ulvi hedefleri, gayeleri için çalışması gerekiyor bilim insanları. Ancak buradan üretilen bilgi başkalarının da işine yarayacaksa onlar da kullanabilmesi lazım ama biz sırf başkalarına faydalı olsun diye ilk elden mutlaka insanlığa faydalı olmamız gerekiyor ama ilk elden sokaktaki insana faydalı olsun diye bilim üretmiyoruz arkadaşlar. O zaman sokaktaki insana faydalı olmak başlığıyla bir çalışma yapıp onu üretmemiz gerekiyor. Yaptığımız çalışma bu yüzden teorik ve kavramsallaştırma düzeyinde olmuyor. Teori geliştirme düzeyinde maalesef olmuyor. Daha çok teknik düzeyde kalıyor. Akademik profesyonalizm var. İşte akademisyenler elit insanlardır. Akademisyen şöyledir, akademisyen böyledir. Bunun içerisini yanlış bir şekilde dolduruyoruz. Bu bir patolojik durum. Biz elit falan değiliz. Normalde akademisyenin kendini böyle fil dişi kulelerinde konumlandırmaya gerek yok yani. Unvanına veya diğer makamına bakarak insanları bir yerlerde, kendini bir yerlerde konumlandırmış olmak çok yanlış. Bir akademisyen unvanından bağımsız da bir değer ifade edebilmesi lazım. Bunu bütün hocalar ya da siz ya da doktorası bitiren arkadaşlar ya da profesörler kendilerine sorması lazım. Profesör olmasaydım benim kişiliğimin, bilgi birikimimin bir anlamı var mıydı diye sorması lazım. Eğer varsa evet iyi yoldayız ama yoksa o zaman aslında bizde bir şey yok. Tüm gücümüzü aslında biz unvanımızdan, makamımızdan alıyoruz. Onlar kaybolduğu zaman ortada hiçbir şey kalmıyorsa bu tehlikeli bir durum. Entelektüelliğin ve derinliğin kayboluşu üniversite öğrencilerinden başlayarak üniversite hocalarında da var bu. Paçozlaşma, hödükleşme, sığlaşma dediğimiz diplomalı ama işin derinliğini kavrayamamış. Profesör ama uğraştığı alanla ilgili belli bir entelektüel doygunluğa ulaşamamış kişiler diyelim bu paçozlaşma durumuna. Bundan da kurtulmamız gerekiyor. Bizim kendi bilgimizi, görgümüzü artırırken bir taraftan kendi iç dünyamızda da aynı bilgi ve görgü artırımı devam etmesi lazım ve benliğimizi bu noktada beslememiz gerekiyor. Yine bilimcilik dini diye bir din var arkadaşlar. Maalesef buna ben pozitivist dayatma diyorum. Bilim adına, bilimsellik adına her şeyi sorgulanmaya çalışılır. Her şey sorgulanmaya çalışılır. Ama birisi bilim ve bilimselliği sorgulamaya cesaret edemez. Çünkü bu bilimsel değil diyerek ne yapılır? İnsanlar bir kenara atılıverir. Aforoz edilmenin bilimsel halidir bu. Bilimin aslında her türlü çalışmaya değer vermesi ve her türlü bilgi kaynağından beslenmesi gerekiyor. Bilimi bir dogmaya dönüştürürsek o zaman bilimde ilerleme olmaz. Biz de özgünlük yakalayamayız arkadaşlar. Evet, Türkiye'de bilim üretimin görünümüne baktığımız zaman bir batı merkezci anlayış var. Tabii ki gerçekten batılı bilim insanlarının çalışmaları çok değerli. Fakat biz onları taklit ederek onların ancak peşinden gidebiliriz. Eğer kendi özgünlüğümüzü yakalamamız gerekiyorsa onları aşmamız gerekiyor arkadaşlar. Birinin peşinden giderek birisi geçilemez. Yeni yollar keşfetmemiz gerekiyor. Yerli dinamikleri maalesef küçümsüyoruz. Yani bize ait veya bizim bir değer ürettiğimiz bir şey olursa buna iyi bakılmıyor. Ama Harvard Üniversitesi'nin Harvard Business Review'de yayınlanan bir makale olduğu zaman onun ne kadar bilimsel olduğunu falan düşünüyoruz. Bu aşağılık kompleksinden kurtularak bilim üretmemiz gerekiyor ki özgünlüğü yakalayabilelim. Genellikle
biz hocaları rahatsız eden şöyle bir durum var. Hocam bana bir test konusu bulabilir misin? Denildiği zaman aslında özgün bir test konusu çıkmaz. Başkasının size önerdiği test konusu belki hoca işten gelerek vermişse bir özgünlük yakalanabilir ama sırf siz ona hocaya müracaat ettiniz diye hocanın da size önerdiği konu iyi bir konu değildir aslında. Eğer hoca size teklif etmiş olsa ona katılıyorum. Ya da siz hocaya hocam şöyle bir konu düşünüyorum çalışmayı deseniz ona da eyvallah o da güzel. Ama hocam bana bir test konusu bul. Evet ben de düşüneyim sana bir test konusu bulayım ve bulurum. Bu özgün bir test konusu olmaz arkadaşlar. Böyle olmasın. Test konusunu ya hoca size heyecanla bularak önersin ya da siz heyecanlanacağınız bir konuyu hocaya, hocam böyle bir şey çalışmak istiyorum diye söyleyin. Taklit var. Taklidin taklidi var. Genellikle iyi üniversitelerdeki arkadaşlarımız Avrupa'yı, Amerika'yı, Kanada'yı taklit ediyorlar. Bir sonraki kuşaktaki üniversitelerdeki arkadaşlarımız da İstanbul'daki, Ankara'daki üniversiteleri taklit ediyorlar. Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var. Tavuğun suyunun suyu gibi. Ona benziyor iş. Amerika'dan bize gelecek. Evet, Serkan Güngör arkadaşımız mikrofonunu kapatabilir mi? Amerika'dan İstanbul'a gelecek. İstanbul'dan da Anadolu'ya yayılacak. Direkt Amerika'dan da takip edemiyoruz. İstanbul'dan takip ediyoruz. Bu ne demek arkadaşlar? Bu ciddi anlamda patolojik bir durum demek aslında. O yüzden özgünlük taklitle ortaya çıkmaz arkadaşlar. Özgünlük ancak özgün ve orijinallikle ortaya çıkar. Başkalarına taklit ederek ancak onlara yetişebiliriz. O da iyi bir iş olmaz. Bilgi kaynaklarına ulaşmada yaşanan problemler var. Tabii ki biz iyi üniversitelerdeki, yani Harvard'daki, Oxford'daki bilgi kaynaklarına ulaşım kolaylığına maalesef sahip değiliz. Sağlık Bakanlığı'ndan veri almak, hastanelerden veri almak bir sürü prosedüre tabi ve zor. Ve böylelikle iyi bilgi üretmede bazı bilgi kaynaklarına ulaşmak engel olabiliyor. Biraz zahmetsiz, hazır ve kolay cihaz aslında. Yani hızlıca bitirelim, hızlıca bunu yapalım, şuna yetişsin, buna yetişsin gibi dışsal bahanelerle yaptığımız çalışmaları ne yapıyoruz arkadaşlar? Sadece o zaman baskısıyla işi kurtaracak kadar halletmeye çalışıyoruz. Yani şöyle bir şey var mı mesela, merak ediyorum Türkiye'de kaç kişi de vardır, özellikle sosyal bilimler alanında. 3 sene, 4 sene süren bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkmış bir makale mesela. 3 sene, 4 sene. Gideceksin mesela işte Pierre Bourdieu var, ünlü Fransız sosyolog. Cezayir'e gidiyor, orada kabileler arasında yaşıyor. Bizde böyle bir etnografik bir konu olacak bu. Bir köy olsun bu. Köyde bir sene yaşayacağız, 2 sene gözlem yapacağız. Ondan sonra bu çalışma notlarımızdan bir eser üreteceğiz. İşte bunlar özgünlük böyle ortaya çıkar. Gideyse masaya başına oturayım, hızlıca anket yapayım. Literatür taramasıyla da hemen işin kavramsal çerçevesini yazayım. Dergi yayınlansın, makaleden puan alayım dediğimiz zaman özgünlük ortaya çıkmaz arkadaşlar. Mutlaka zahmet çekmek gerekiyor. Mutlaka fedakarlık yapmak gerekiyor. Mutlaka işi zorlamak gerekiyor. Törensel görgücülük kavramını daha önceden benden çok kez duymuşsunuzdur. Şükrü Özen Hoca var. Onun bir makalesi var. Bir doktora tezi hikayesinden gidilerek. Yani başkalarının yaptıklarını taklit ederek bilgi üretmiş gibi yapmak yani. Aslında bilgi üretmiyoruz. Bulgu üretiyoruz. İşte mezardaki kemikleri alıp başka bir mezara taşıyoruz yani. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Uydu bilim üretimi dediğim, yani herkesin beslendiği kaynaklar var. Merkezler var. O merkezlerin etrafında dönüp duruyoruz işte. Daha çok hangi hocalar var? Onların tartıştığı kavramlar hangileri? Onun üzerinden gidelim mantığıyla gidiyoruz. Burada her akademisyen adayının, her akademisyenin, her öğretim üyesinin kendini derinleştirdiği ve kendi özgünlüğünü yakaladığı bir alan oluşturması gerekiyor. Bu alan ancak dediğim gibi arkadaşlar orijinal özgünlük ve zahmet çekerek, işte zaman harcayarak olacak bir şey. Apar topar hızlıca doçent olmak için, profesör olmak için yapılanlardan özgünlük hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Özgünlüğü nasıl arayacağız arkadaşlar? Bilimin ana caddeleri var.
Dilimin ana caddeleri maalesef bizden önce zaten dükkanlar kapılmış, vitrinler süslenmiş, kavramlar oturmuş. Orada yeni özgün kavramlar bulamazsınız. Yani ana akım teoriler, motivasyon teorileri, liderlik teorileri, davranışsal teoriler, kültürel teoriler. Arka sokakları dolaşmamız gerekiyor. Ana caddeleri beslemek için arka sokaklardan beslenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Orada moda kavramlar ve ana akım konuları üzerinden gitmek yerine dediğim gibi arka sokaklarda acaba yeni ne var olarak bakmamız lazım. Nicel araştırmalar Türkiye'de çok hakim ve pozitivist bir mantık var bilim üretme anlayışımızda. Yani daha çok dogma haline getirilmiş, modellenmiş bazı çalışmalar var. Yani onun üzerinden gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani pozitivist etkiyi biraz aşmamız lazım. Kalıpları aslında aşılması gereken sınırlar olarak görmek lazım. Aksi halde bilimde zaten sınırlar çizilmiştir. Onun dışına insanlar çıktığı zaman aforoz edilirsiniz. Ama aforoz edilmeyi de göze alabilmek lazım bilimsel gelişmeler için. Yorumsamacı yaklaşım son zamanlarda trend, yani nitel çalışmalar, antipozitivist yaklaşım. Ancak bence o yorumsamacılık üzerinden giderek yeni teoriler geliştirebiliriz. Biraz eleştiriler konuları, arka mahalle konularını gündeme taşımamız lazım ki özgünlük öyle ortaya çıksın arkadaşlar. Yeni ve özgün araştırma konusu nasıl bulunur diye düşündüğümüz zaman bence içsel olarak merak ederek bulunur. Yani gerçekten merak edeceksiniz. Gözünüze takılan bir vaka gelecek. Bu acaba niye böyle oluyor diye merak edeceksiniz. Dışsal olarak olduğu zaman ne oluyor? X dergisinde okuduğunuz kavramı acaba ben Türkiye'de yapabilir miyim? Bu aslında özgünlük için en önemli engel. Ama merak olduğu zaman daha önceden bunun sorusu cevabı verilmiş olsa bile, bu soruya cevap bulmuş olsanız bile literatürde sizin eksik, yani o merakınızı giderecek düzeyde olmayabilir. Eksik tarafları bu sefer tespit edersiniz. Düşüneceksiniz, gözlem yapacaksınız. Yapacağız hep beraber yani. Gündemi takip edeceğiz. Tecrübelerden yola çıkacağız. Okuyacağız. Alan yayınlarını takip edeceğiz. Dergi, makale, bildiri, kongrelerde neler tartışılıyor. Orada bir tane kavramı yakalayıp hemen makale haline getirmek için değil bu aslında. Nasıl ki fikirler, başka fikirleri tetiklerse okumak, dergiler, kongreler bize o yönüyle hitap edecek. Henry Ford kitle üretimini, bant sistemi üretimini otomobil fabrikasına uyarlarken kasapların çalışma sisteminden esinlenmiş mesela. Kasaplara bakmış ki işte hayvanlar geliyor, boğazlıyorlar hayvanları. Birisi asıyor, birisi yüzüyor, birisi parçalıyor. Böyle bir belli sıraya konulmuş vaziyette. Ben bunu otomobil üretimine niye uyarlayamayayım diye düşünüyor. Uyarlıyor daha sonra. Yani kongrelere böyle bakacaksınız. Aa, böyle bir kavram olursa aslında şöyle bir kavram da olabilir dediğiniz zaman işte siz özgünlüğü öyle yakalarsınız. Şöyle bir kavram varmış. Ben de onu çalışayım dediğin zaman özgünlük olmaz. Onu zaten birisi orada çalışmıştır arkadaşlar. Bundan dolayı okuma işine böyle bakmak gerekiyor. Ama yukarıdaki bu listeye bakarsanız merak etmek, düşünmek, gözlem yapmak en orijinal, en özgün konu bulma yöntemidir. Bunu unutmayalım. Evet, bizim akademisyenler genellikle halsizim akımını savunuyorlar. Aman ya, kim uğraşacak bu kadar şeyle deyip geçip gidiyorlar maalesef. Evet, burada danışmanınızla dikkat almanız lazım. Onu vurgulamış olalım. Arkadaşlar, bütün çalışmalarda vurgulanan, yani özgün çalışma nedir? İlginçtir. Yani birisi gördüğü zaman o ilginçliği yakalayabilmesi lazım. Evet ya, gerçekten ilginç bir kavram demesi lazım. Yeni olması lazım. Daha önce çalışmış kavramları tekrar 100 kere, 1000 kere çalışmanın bir anlamı yok. Farklı olması lazım. Daha önce çalışılmış olan kavramı eğer farklı bir şekilde siz tekrar modelleyip çalışabiliyorsanız o zaman özgünlüğü yakalarsınız. Önemli olması lazım. Yani bir merak dedik ama
kendi alanınızla ilgili üst bilgiye, o hikmet boyutuna hitap edecek meraklar olması lazım bunların. Ayakları yere basması lazım. Yani bazen öyle konular geliyor ki bu arkadaşımızın bunu yapması mümkün değil. Aklımızda kalsın diye bir örnek vereyim. İşte Karadenizli'nin bir tanesi Tarım Bakanlığı'nı aramış. Bir uzmanla görüşeceğim. Çok önemli bir proje fikrim var diye. Dönmemişler. Sonra mail atmış. Demiş ki benim çok müthiş bir fikrim var. Eğer Karadeniz'in ısısını 2 derece artırırsak balık üretimini işte 5 katına çıkarabiliriz diye mail atmış. Buna hemen dönmüşler. Fikir ilginç gelmiş yani. Peki bunu nasıl yapacağız diye sormuşlar. Onu hiç düşünmedim demiş. Yani Karadeniz'i 2 derece nasıl ısıtacak? Onu düşünmemiş ama 2 derece artırınca balık üretimi 5 katına çıkıyormuş. Yani ayakları yere basması lazım. Bir projeniz varsa, bir teziniz, bir çalışmanız varsa. Konudan mutlaka elektrik alınması lazım. Ben bunu gerçekten çok gördüm. Öğrencimiz bize bir konu anlattığı zaman ben de heyecanlanıyorsam diyorum ki bu konuda iş var diyorum. Ama bazen hiç böyle heyecan duymuyorum yani. Çok durağan geliyor bana. O zaman o çalışmadan özgünlük ortaya çıkmaz. Araştırmacının bir konuya, çalışacağı konuya böyle bir heyecan duyması aslında ilginçlik için önemli. Evet, tabii ki ilginç aktarım da gerekiyor. İnsanların ilgisini çeksin. Ama bir araştırmacı arkadaşlar, bir öğretim üyesi insanların ilgisini çekmek gibi bir dışsal motivatördür bu. Böyle bir gerekçeyle çalışma yapmaması lazım. Kendi ilgimizi çekmesi her zaman daha değerlidir özgünlük için. Dışarıdakiler bazen sizin yaptığınız çalışmayı küçümseyebilirler, kale almayabilirler. Siz heyecan duyuyorsanız bence istikrarlı bir şekilde o çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Çünkü siz içinizde, bu içinde bulunduğunuz o duyguyu tam olarak dışarıya aktarmanız zaten hiçbir zaman mümkün değil. Siz heyecanlandığınız sürece o çalışma değerlidir diye düşünebiliriz. Evet, bu özgünlük adına arkadaşlar toparlıyorum artık. Genel konular seçiliyor Türkiye'de maalesef. Literatürden habersiz çalışıyoruz. Sırf araştırma tez olsun diye yapıyoruz. Ya işte 3 kişiyi ikna et, dünyayı sen mi kurtaracaksın deniliyor. Ama teziniz sizin teziniz yani. Eğer akademisyenseniz, yüksek lisans teziniz, doktora teziniz ömür boyu sizi takip edecek. Ondan kurtulamayacaksınız. O bir etiket, yapışacak size. O yüzden şimdilik belki sizi kurtarır ama ileride başınızı ağrıtabilir bir tez yapmayın. Sırf araştırma olsun, tez olsun diye düşünmeyin. Yarın profesör olacaksınız. Genç arkadaşlara söylüyorum. Doçent olacaksınız. Öğrencilere bir şey söylerken ama hocam sizin teziniz şöyleydi dedikleri zaman yüzünüz yere düşer. O yüzden gurur duyacağınız ileride, basına düştüğü takdirde utanmayacağınız, işte ne bileyim bilim insanları tartıştığı zaman böyle falsolar vermeyeceğiniz bir tez olması gerekiyor. Belki özgün olursa böyle probleminiz olmaz. Taklit, taklidin taklidi tez olmasın lütfen orijinallik için. Bizim alanda literatürün %75'i, %80'i yabancı arkadaşlar. Eğer yabancı literatürden habersiz bir tez, bir çalışma yapmaya çalışıyorsanız %25'lik sığ bir alanda geziyorsunuz demektir. Keşke Türkiye'de sağlık yönetimi, işletme ya da diğer sosyal bilimler alanında çok güzel çalışmalar olsa da oralardan yararlansak ama yok maalesef. Biraz önce ne dedim? Hiç siz yabancıların işte Türkiye'de yapılan şu çalışma çok önemlidir diye kitaplara geçen bir atıf duydunuz mu? Duymadınız maalesef. O yüzden yani %25-75'lik alan yabancı literatürden oluşuyor. Bizde eleştirel ortam eksikliği var maalesef. Yani eksiğiz bu konuda. Mesela bir çalışma düşünüyorsanız bunu bir arkadaşınızla, bir sizi hatta çok eleştirecek bir arkadaşınızla tartışmanızı, ona sunmanızı tavsiye ederim. Şeytanın avukatını tayin etme diye bir beyin fırtınası tekniği var biliyorsunuz. Eksiklikleri onlar daha iyi görebiliyorlar. Bu sizin eksiğinizi tamamlamanız için bir fırsat aslında. Kendiniz belki doğru dürüst hiç her şey doğru, düzgün yaptığınızı düşünüyorsunuz ama
göremediğiniz bir nokta sonradan karşınıza çıkınca daha demoralize oluyorsunuz. O yüzden mümkün mertebe pişmesi için, çalışmanın özgün hale gelebilmesi için ne kadar çok insan ona döverse, onu döverse diyelim, o daha çok kıvama gelir. Yani insanların dövmesine müsaade edin. Attığınız, ortaya attığınız çalışmayı insanlar dövsünler, eleştirsinler. O dövdükçe olgunlaşacaktır diye düşünüyoruz. Türkiye'de o benim fikrimi çalar gerekçesiyle maalesef insanlar çalışacakları konuları en yakın arkadaşlarıyla paylaşmıyorlar. Diğer hocalarla paylaşmıyorlar. Danışman hocalar başkalarıyla çalışma yapılmasına izin vermiyorlar falan. Böyle bir kısır sınırlar var. Bunları aşmak gerekiyor. Yarın bir gün siz hoca olduğunuz zaman bunları aşmaya çalışın. Ne kadar çok hocadan fikir alırsa öğrenciniz o kadar iyi yetişecektir. Buna inanın. Sonuç olarak önce iyi bir niyet, akademiye giriş niyeti arkadaşlar. Sonra odaklanmak gerekiyor özgünlük yakalayabilmek için. Kavramsallaştırma yapabilmek için. Darlıktan ve körlükten kurtulmamız gerekiyor. Akademik dinginliğin sağlanması lazım. Maalesef odaklanma, darlık, körlük falan parçalanma dediğimiz olayların hepsi bununla ilgili. Keşke akademisyenlerin bir ay bile az aslında ama bir sene diyeceğim ama mümkün değil şu an Türkiye şartlarında. Bir ay o çalıştığı konunun dışında başka hiçbir işle ilgilenmediği bir zaman olabilse var ya, müthiş bir zaman bu. Kavramsallaştırma o zaman ortaya çıkar. Enine, boyuna, derinliğine artık o konuyla ilgili düşünme fırsatını ancak öyle elde edersiniz. Ama şimdiki çalışma sistemimize bakalım. Bir saat çalışırken bile bölük pörçük oluyoruz maalesef. O derinliği yakalayamıyoruz. İşte bundan dolayı yakalayamıyoruz. O yüzden bazen böyle kendimize alan açmamız, zaman ayırmamız gerekiyor. Alan genişletme dediğimiz kavram, çalıştığımız disiplinin önünde, arkasında neler var, o kavramlarla ilgili haberimiz olması gerekiyor. Rutinin dışına çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Paylaşma ve eleştiriye açıklık biraz önce söyledim. Çok okuma, çok gezme belki sizin ufkunuzu açacak önemli faktörler. Alternatif bakış açıları bulma, araştırma yöntemleri bilgisine sahip olma ve onu geliştirme. Mesela P küçüktür 0.05 çok yaygın kullanıyoruz değil mi şu an? Biliyor musunuz bu ne demek yani? P küçüktür 0.05 olunca ne oluyor? Evet, bunları aşmamız lazım arkadaşlar. Yani bilmemiz gerekiyor aşmamız derken. Nitel yönelimler size yeni imkanlar, kavramsallaştırma becerileri alanı oluşturacaktır. Paul Feyerabend'le mutlaka tanışmanızı tavsiye ediyorum. Ne olursa gider dediği bir yöntem anlayışı var onun. Mutlaka tavsiye ediyorum yani. Evet, bu da benim çok sevdiğim karikatürlerden bir tanesi. Kendinizi eğer bir pencereye mahkum etmişseniz o pencerenin argümanlarıyla hareket etmek durumunda kalırsınız maalesef. İşte Feyerabend'i okursanız belki o pencerelerin hepsini bir kenara iterek binanın dışına çıkma şansınız olabilir diye düşünüyorum. Bulgunun bilgiye dönüştürülmesi becerisi çok önemli. Biz maalesef hiçbir zaman bilgiye dönüştürmüyoruz. Bulgu bulgu olarak kalıyor. Bilimsel süreçlerde mutlaka boşluklar yakalamamız lazım. Teorilerde, işte ne bileyim yaklaşımlarda. O boşlukları doldurmak için çalışmamız gerekiyor. İsimlendirme becerimizin çok iyi olması lazım. Yabancılar maalesef bu konuyla ilgili bizden iyiler. Bir isim ortaya atıyorlar, ondan sonra o isim işte falancanın geliştirdiği kavram diye başlıyor. Bütün dünyaya hızlı bir şekilde yayılıyor. Ben buradaki transformation dediğim ve diplomasi dediğim konuları Google'a yazmıştım. İlk ben bulduğumu zannediyordum ama benden önce bulmuşlar. Yani bakmadan yazmıştım, böyle bir kavram olabilirmiş diye. Dijital ortamdan diplomasi yürütmek gibi. Bu konularda biraz kendimizi geliştirmemiz lazım. Kavramsallaştırma becerisi budur. Yani bir olguyu bulacaksınız, sınırlarını çizip onu tanımlayıp etiketleyeceksiniz. Ve ondan sonra da onu anlatacaksınız. Anlattığınız zaman da piyasada ilk defa o konuyla ilgili siz çıkmış olacaksınız arkadaşlar. Daha sonra da bunu yayacaksınız tabii ki. Mutlaka insanların bu yaptığınız kavramsallaştırmalardan haberi olması gerekiyor.
Evet, akademik dinamizmimiz genellikle anlamlandırılmış bir akademik misyona sahip olmak, ödev ahlakı ya da vazife ahlakı dediğimiz bir ahlakı misyonla hareket etmek, öğrenmeyi öğretmeden önceye almak arkadaşlar. Akademisyenler unvanlarından bağımsız olarak sürekli öğrenme peşinde koşması lazım. Öğrendiklerini artık anlatabildiği kadar öğretme. Yani biz çok iyi biliyoruz da öğretiyoruz dediğimiz zaman kendimizi geliştiremeyiz. Entelektüel bir ortam oluşturmamız lazım etrafımıza, çevremize. Diğer disiplinlerden beslenmemiz gerekiyor. Eleştiri ve geri bildirime açık olmamız gerekiyor. Tartışma platformları oluşturmamız lazım. Arkadaşlarımızdan ciddi anlamda mesela eleştiri alabilmek önemli. Öğrenciler, sektör, toplumla iletişim kurabilmemiz gerekiyor ki hayatın gerçeklerinden ve oralardan kavramsallaştırma ipuçları elde edebilelim. Çizilmiş sınırların dışına çıkma becerisi göstermemiz gerekiyor. Özet olarak müesses nizam sizi törpüler, eleştirel bakış sizi genişletir. Düşünme, akademik dinginlik, sıradan çıkma, arka mahallelerde dolaşma, merak etme, okuma, düşünme, sorma, sorgulama. Bunlar özgünlük için, kavramsallaştırma için olmazsa olmazlar arkadaşlar. Müesses nizam dediğimiz kavramı iyi tanıyın. İdealize olarak idealist düşüncelerle girdiğiniz akademiden pes etmiş, vazgeçmiş ve teslim olmuş halde çıkmak. Bu nasıl oluyor? İşte müesses nizam size bir şekilde dönüş. Ekrana yazdım. Pardon, şöyle geçtim. Evet, bu isimler daha böyle size üst bilgiye hitap edecek. Bilgi ve hikmet boyutuyla ilgili daha bütünsel bilgi sunacak açılımlar yapma potansiyeli olan isimler arkadaşlar. Özellikle sosyal bilimciler için. Alternatif kuramlar var. Nitel araştırmalar, gömülü teori, eleştirel teori, bilimcilik, akıl tutulması, kültür endüstrisi, metalaşma, simulakr kavramı, hipergerçeklik, büyük anlatılar, anarşist epistemoloji, yorumsamacılık, postmodernizm, bilgi kaynakları, gösteriş ve moda, tüketim kültürü gibi kavramlar, sürü psikolojisi. Bunlar da bize kavramsallaştırma adına yine ipuçları verecek kavramlar. Yani bu kavramlar size yeni kavramlar düşündürtmek için ipucu olabilecektir diye düşünüyorum. Yine kültürel sermaye, paçozlaşma, post cahillik, yapı sökümcülük, flanör, akıl tutulması, hegemonya, törensel görgücülük, habitus, sanat komplosu, çaresiz stratejiler, kültürel sermaye, iki kere geçti. Marifet ve hikmet gibi kavramlar üzerinden de gitmenizi tavsiye ediyorum. Derinliği ancak bu şekilde yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Benim sunum bir saatlik planlamıştım. Yaklaşık bir saat oldu herhalde. Teşekkür ederim. Soru varsa cevaplayabilirim. Mehmet Hocam da varmış. Hocam selam ve saygılar. Hoş geldiniz. Estağfurullah hocam. Sonuna yetiştim bu güzel sunumun. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de çok şey öğreniyorum. Estağfurullah hocam. Sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Evet, var mı arkadaşlar? İlk defa biraz önce konferansın başında da söylemiştim. Yüz yüze ve dijital ikisi beraber devam ediyor. Deniz'le şu an dijitalde de buluşuyoruz ama Deniz yanımda şu an. Aynı salondayız. Evet, diğer güzel. Hemen yan salon var. A salonunda da diğer sunumlarımız devam ediyor bir taraftan. Dijital salonlarımız devam ediyor. İlginç bir deneyim oldu. Yani kongre gerçekten bize farklı bir deneyim kattı bu yönüyle. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Sağ olun hocam. Sağ olun. İnşallah yarın da dolu dolu geçecek. Böyle devam ediyoruz. İnşallah. İnşallah. Evet, arkadaşlarımızın hocam soruları yokmuş herhalde. O zaman oturumu kapatıyoruz. Teşekkürler hocam. Teşekkürler. Saygılar. Selamlar, sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun.